Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi kabul etti. Hüdapar Genel Merkezi'nde yapılan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. İstanbul'daydınız herhalde. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi partisinin genel merkezinde kabul etti. Yer değiştirdik, çözdük. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki genel başkan, seçim kanunu, seçim barajı ve ittifaklar hakkında görüşlerini paylaştı. Yapıcıoğlu, ittifak içerisinde ittifak arayışları söz konusu olduğu gibi yeni bazı ittifakların da söz konusu olabileceğine işaret etti. Görebildiğimiz kadarıyla özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra ve bu yeni seçim kanunuyla bir anlamda ikili bir yapıya doğru memleket gidiyor. Bu konuda siyasi partiler adeta icbar ediliyor. İkili yapı bize göre Türkiye'deki siyasi duruşa veya siyasi yelpazeye göre çok uygun bir yapı değil. Bu nedenle de daha fazla sayıda ittifakların oluşabileceği kanaati vardır. Ama bu seçim kanunu doğrusu belki bu ihtimali biraz daha zayıflatmak için ya da bu yolu biraz daha tıkamak için adeta tasarlanmış bir siyasi mühendislik. Yapıcıoğlu, son 40 yılda seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin hiçbirinin temsilde adaleti sağlar düşüncesiyle yapılmadığını söyledi. Başkanlık sisteminde yürütme ile yasama birbirinden keskin çizgilerle ayrıldığı için artık yönetimde istikrar ilkesi için temsilde adaletin feda edilmesini açıklayacak hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe yoktur. Ama buna rağmen seçim barajı muhafaza edilmiştir. Keşke olmayaydı, keşke hiç baraj olmasaydı ya da en azından baraj sembolik bir seviyeye inebilseydi. Seçim kanununun getirdiği yeniliklerin partileri ikili yapıya zorladığına vurgu yapan Yapıcıoğlu, siyasi partiler arasındaki diyalog kanallarının açık olması gerektiğinin altını çizdi. Sayın Çelebi bizi ziyaret ettiler. Bu yeni seçim sistemiyle ilgili ve başka ittifakların mümkün olup olmadığıyla ilgili görüşlerini bizimle paylaştılar. Biz de inşallah bunu arkadaşlarımızla, partideki yetkili kurullarımızla oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz devam edecek. Diğer siyasi partilerle de görüşmelerimiz olur. Takip edenler bilir. Biz hem iktidar partisiyle hem de muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Memleket meselelerine dair görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Hüdapar, Deva, Saadet, Gelecek ve Yeniden Refah partilerinin üçüncü bir ittifak oluşturacaklarına dair söylentilerin bulunduğuna ilişkin soruya yanıt veren Yapıcıoğlu şöyle konuştu. Hüdapar olarak biz şu anda an itibariyle herhangi bir partiyle veya herhangi bir blokla, herhangi bir ittifakla anlaşmış değiliz. Bir ittifak içerisinde yer almaya karar vermiş değiliz an itibariyle. Ve bize göre eğer seçimler zamanında yapılacaksa bunun için şu anda erkendir. Fakat şunu söylüyoruz. Mevcut sistem partileri ittifak yapmaya zorluyor. Ama biz ittifak yapmaya zorlandığımız için ittifak ne pahasına olursa olsun bir ittifak yapacağız demiyoruz. Bizim ilkelerimiz var. Bizim bir çizgimiz var. Bizim bir kimliğimiz var. Hüdapar kendi çizgisine uygun, kendi ilkelerine uygun, kendi kimliğine uygun bir ittifak içerisinde yer alabilir. Ama Hüdapar kendi ilkelerinin çiğne pahasına sadece mecliste bulunmak için bir ittifak içerisinde yer almayacaktır. Hüdapar Genel Merkezi'ni ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise, Hüdapar'ı Türkiye siyaseti adına ülkenin sorunlarına çözüm arayışlarında önemli bir mihenk taşı olarak gördüklerini söyledi. Sıkıntıların üstesinden gelebilmenin yolunun, birbirini anlama, birbirini dinleme, birbirine hoşgörü ile yaklaşma, birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Çelebi, ittifak tartışmaları hakkında konuştu. Birlik beraberliğin aşamayacağı hiçbir sorun yok. Şimdi biz de Hüdapar Genel Başkanı sevgili kıymetli dostumla ve ekibiyle birlikte de toplumun karpuz gibi ikiye bölünmesini istemiyoruz. Toplumun iki ittifakın içerisine sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Biz de Anavatan Partisi ve Hüdapar bizim diğer siyasi partilerle de görüşüyoruz. Milletimizi bu sıkışmışlıktan nasıl kurtarabiliriz? Onun için çözüm arayışlarımız var. O anlamda da Hüdapar'la
yapıcı güzel bir istişare görüşmesi yaptı. Çelebi, iktidara bakış açıları ve muhalefet tutumları hakkında da açıklamalarda bulundu. İktidarın doğru yaptığı her şeyin arkasındayız. Yanlış yaptığı şeyleri de bir abartılı iftiraya varacak şekilde bir felaket tellallığı yapmadan sorunun tespiti, sorunun eleştirisi ve akabinde de çözümü. Biz muhalefet kanadında biliyoruz, iktidar kanadında biliyoruz. Muhalefetin sorunluluğunu da biliyoruz, iktidarın zorluğunu da biliyoruz. Ona göre siyasetimizi sürdürüyoruz.